Radyonun B bölümüne, A'dan B'ye. Niyeyse B burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. İnşallah. Erkan Bey'in ne güzel. Kıyafet derdi yok. Hiç yok. Değil mi? Rengarenk. Her program aynı giyiyor. Yeşil beyaz. Yeşil spor. Beyaz. Biz sürekli düşünüyoruz. Vallahi bugün çok şıksınız öncelikle. Oradan aklıma geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür bugün ederiz. Gelin kayınvalide sorunlarına göz atacağız. Aslında hemen de başlasak mı? Nedir bu? Niye bu sorun çözülemiyor? Niye erkekler bu kadar annelerine düşkünler? Bir erkek annesi olarak soruyorum. Hocam buyurun. Estağfurullah, teşekkür ederim. Şimdi oğullarımızı belki paylaşmak istemiyoruz. Değil mi galiba? Tabii. Çünkü aslında o bizim çok ataerkil yapımızla da ilgili ve özellikle de kadının oğul dünyaya getirdikten sonra kendini gerçekleştirebildiği dönemleri, bu bizim genlerimize işlemiştir. Hı hı. Kendini var ettiği varlık aslında oğuldur annelerin. Aa, ne güzel söylediniz. Nasıl ki yani, tekrar açar mısınız o cümleyi? Şöyle, bizim toplumumuzda kadın ne zaman ana kraliçe konumuna gelir? Bir oğul dünyaya getirdiği zaman. Günümüzde hala erkek çocuk doğurmadığı için ayrılan ya da hor görülen kadınlar var. Şimdi biraz ibre kızlara doğru kaymış olsa da kız çocuklara doğru hala oğullarımızın, ben de bir oğul ve kız evlat sahibi olarak Allah söylüyorum. Sağ olun cümlemizi. Dolayısıyla oğullarımız bizim toplum içerisinde statümüzü bir anlamda yükselten, hı hı, ve erkek annesi olarak bizim de kendimizi var ettiğimiz çocuklar. Çünkü biz oğullar olduğu zaman aslında hem toplumda bir kabul görmüş oluyoruz. Bugün bu çok yanlış gibi görülse de maalesef hala bizim demin de söylediğim gibi genlerimize işlemiş bir oğul tutkumuz var. Çünkü oğul Anadolu'da da öyledir. Gelecekte ailesine bakacak, kötü günde ona destek olacak, sırt verecek. Çünkü ne oluyor? Kız evlat evleniyor ve başka bir yuvaya gidiyor. Ama gelin almak diye bir şey var. Yani kendi ailemize aldığımız dışarıdan bir birey var. Dolayısıyla da aslında hepimizin belki gözden kaçırdığı bir şey var Ece Hanım. Biz aynı adamı seviyoruz. Anneler de, eşler de. Sonuçta bugün anneyken, anneysek önce bir eştik. Dolayısıyla aslında anneleri anlamak lazım. Bir empati yapmak annelerin lazım. De, evet, eşleri anlaması lazım. Çünkü çok keskin sınırlarımız var oğullar üzerinde, hı hı, ve eşler üzerinde. Nedir o? Eğer oğullar bizim tam hani teşbihte hata olmaz, alanımızsa, kendimizi ifade edeceğimiz alanımızsa, o oğulları doğuran anneler olarak onlar üzerinde çok söz sahibi oluyoruz. Evet. Ama artık belli bir yaştan, belli bir dönemden sonra o oğullara bakma görevini, ona destek olma görevini eşleri daha taze bir lazım. Kana, genç bir kana vermek lazım. Çünkü evet, doğa annelerle, ailelerle, çocuklar arasında çok net ya da gelinler arasında çok net bir ayrım yapmış. Biz oğullarımızla her şeyi paylaşıyoruz, onları büyütüyoruz, bakımından sorumluyuz, hayatı hazırlıyoruz. Ama artık soyu sürdürme görevi bizimle değil, eşleriyle devam ediyor. Dolayısıyla sınırlar çok net. Peki, bir telefonla devam edeceğiz. Gelinler, kayınvalideler diyoruz. Ekran başına diyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan bir tanesi. Hoş geldiniz İyi Fikir'e. Merhabalar. Merhaba efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Fatih Bey de, Serap Hanım da sizin için buradalar. Çok teşekkür ederim de hocalarıma sorum olacaktı. Buyurun. Benim şu anda Fatih hocama sorum şu. Eşimi ailem anlaşamıyor. Bir de benim kendi psikolojim de tamamen alt üst olmuş. Bir de hocamdan da bu yardımı istiyorum. Psikolojiniz alt üst oldu. Eşiniz ailenizle anlaşamıyor. Doğru anladık. Evet. Kaç yıllık evliyiz bu arada? 10 yıllık evliyiz hocam. Çocuk var mı efendim? Var gibi geliyor sesle. Evet, 5 çocuğum var hocam. 5 çocuğunuz var. 10 yıllık evli 5 çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Evet. Teşekkür ederim hocam. Cümlemizin. Şimdi şöyle bir şey, hanımefendinin ismi yok tabii ki doğal olarak. Evet. Hanımefendi, şöyle bir durumumuz var. Evde 10 yıllık bir birliktelik ve 5 tane çocuk, bu önemli bir birikim. Tabii. Önemli bir kazanım hatta. Onun için eşinin kendi ailesiyle sorun yaşıyor olması bize hiç uzak bir sorun gelmedi. Var olan sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla da biz var olan kazanımları görmeye devam edeceğiz. Çünkü problem yaşanan yerlerdeki her daim biz problemi öncelik hali yaparsak, öncül hale getirirsek, daha sonraki mutluluk olan kısımlarıyla ilgilenmezsek
mutlu olan kazanımlarla, hı hı, o zaman hepten hep mutsuz oluruz. Hepten kararsız ve karamsar oluruz. O açıdan eşinizle olan ailevi sorunlarınızda, ailenizin eşinizle olan sorunlarında ortadaki kazanımların üzerinden konuşmaya devam edelim. 5 tane çocuk var. Yani bir de hiç 5 tane çocuk, 5 kere hamilelik oluyor. 5 sene lohusalık oluyor. Hiç arada verilmemiş. Yani tabii tabii işi o açıdan söylüyorum. Vakit nasıl buluyorlar kavga etmeye? Şimdi orada çocuklardan şu, zor efendim, bir şey. Genelde bu tür aile, bizim Anadolu ailelerinde bir çocuk üzerinden rekabet yaşanır. Çocukların değişik isimdi vesaireydi, şuydu, buydu. Babanın bunlar rekabet verme, yaşanır annem, gibi. Bu rekabetler hep vardır. Hı. Var olmaya devam edecek. Ama biz öncelik olarak şuna bakalım. Çocuğum sağlıklı mı? Aynen. 5 tane çocuğum var. Eli, ayağı düzgün mü? Bugün yaklaşık 11 milyon engellinin yaşadığı ülkede yaşıyoruz. Onların hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. 2 Nisan otizm farkındalık günüydü biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bizler var olan kıymetleri anlayana kadar hep ben şöyle derim. Çocuklar bir uçurtma değil. Ama siz onu ne zaman ikinci plana iterseniz bir uçurtmaya dönüşür. Elinizden uçup gider. Dolayısıyla varken, o değerliyken görelim. Şu an biz sorunları çarpıştırarak şuradaki güzellikleri engelliyoruz, görmüyoruz. O açıdan hanımefendiden ricam, bütün hanımefendilerden bu şekilde olanlar için söylüyorum. Bir nebze o iyi tarafı görsünler. Beyler de dinliyorsa şayet bu vakitte bizi, onlara da bir çift sözüm var. 5 tane çocuğunuzun annesi efendim. Bence çok değerli. Çok. Çok değerli. Yani hocam da güzel bir noktadan girdi. O da şu. Bizde kadının özellikle kayınvalide anne modelinde hani erkek çocuk dünyaya gelince ben seminerlerde biraz bunu latife olsun diye erkek olunca kadının yürüyüşü değişir evde. Evde böyle endamı değişir. Ben yaptım edasıyla. Erkek ya. Erkek, yani Hürrem modeline girerler. Ben o hani diziden latafet olsun diye söylüyorum. Yani nasıl ki bizler o Hürrem edası dediğimiz yürüyüş tarzı varsa, burada da kadın anne olduğunda değil, erkek annesi olduğundaki yürüyüş şekli, bir de artık sırtını dayayacağı birisi var artık. Ben burada güvence altındayım. Ya hocam ben de kızlar için öyle düşünüyorum. Yani kızlar daha hani annenin sırtını dayayabileceği bir dayanak gibi geliyor bana. Hani erkek 18 yaşında 20 yaşında bir kız buluyor, oh, yuvadan uçuyor. Yok öyle düşünüyoruz da. Neticede annelerin yufka yüreği kuzu kuzu diye sevdiği için erkeğe daha fazla geçiyor. Yani kuzu kuzu. Toparlayıcı tabii anne. Belki de onun için kızıyla empati kuruyor. Çok erken yaşlarda çatışma yaşarlar anne kız. Ama sonra artık ergenliği de atlattıktan sonra çok yakın arkadaş olurlar. Çünkü anneyi anlar. Annelerin de bir sözü vardır. İleride beni anlayacaksın. Anne olunca çocuk sahibi olunca. Ve gerçekten de anlarız yani o koşulları. Aynı şey babalar için de geçerli elbette ama ben burada... Fatih Hocam çok güzel dile getirdi. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Buyurun hocam. Şu saatte belki beyler çok dinlemiyorlarsa. Var var. Anneler, kayınvalideler için çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Oğullarımız bizim, bu annelerin biraz içini rahatlatmak açısından. Kesinlikle. Oğullarımız uzaklaşmıyor bizden, kaçmıyorlar, gitmiyorlar. Çünkü biz genlerimizle zaten onların üzerinde izimizi bırakmışız. Yani bugün hayatını kaybetse dahi anne... Çocuğun kimliğinde o isim yazılıdır. Soyadlarımız değişir ama annelerimiz, babalarımız değişmez. Ama evlenecekleri kadında bile anne modeli arayan şimdi erkekler evet, oluyor değil mi? Dolayısıyla kayınvalidelerin yani anne kayınvalide adaylarının da özellikle o evliliğin mutlu sürmesinde birinci derecede sorumlu olduklarını bilmeleri lazım. Çünkü çocuklar geldiğinde mutsuzlukla, atışmayla, tartışmayla annelerin şunu demesi lazım. Oturun oturduğunuz yerde... Bunlar olur, geçer, duymayayım böyle bir şey. Yani destek vermeyecek. Vermeyecek. Sana tabii öyle mi yaptı demek evet, diye. Yani hem kız anneler için hem de erkek anneler için. Benim burada kastettiğim tabii ki şiddet değil. Tabii Allah ancak korusun. Ancak küçük aynen, ufak tefek anlaşmazlıklar kesinlikle çiftlerin arasında halledilmelidir ve aileler kesinlikle girmemelidir. Duymamalı hatta. Duymamalıdır. Çünkü ne var biliyor musunuz Ece Hanım? Bunu atlıyoruz biz.
Bugün ister kız annesi, ister oğlan erkek annesi duyduğunda ister istemez kendi çocuğunun tarafından bakacak. Tabii ki. İster istemez. Tabii burada ki. Bir kötü niyet yok. Tarafsız değiliz biz yani. Değil, direkt yani, tarafım. Ben de kendim de evet, söylüyorum. Refleks bu. Evet. Tabii, dolayısıyla biz karı koca bu sorunu geride bırakıp tekrar mutluluk yaşadığında bile anneler unutmuyor bunu. Tabii. Yani o gün ama sana çok böyle yapmıştı. Dediniz. Ama sana böyle demişti filan. Durduk yerde biz yetişkinler bu sefer kimleniyoruz. Tabii. Halbuki anne babanın özellikle bu hanımefendinin annesine, kayınvalidesine benim buradan sözüm. Lütfen 5 çocuk annesi bir kadının öncelikle çok yorulduğunu, o 5 çocuğu yetiştirmek kolay bir şey değil. Bazen hepimiz yalnız kalmak istiyoruz. Kendi sesimiz kendimize batıyor. Evin içinde sürekli 5 çocukla bir hareket ve bu akşama kadar devam eden, akşam da eşin gelmesiyle sorumluluğun alınacağını bekleyen bir kadından bahsediyoruz. Beyler de eve geldiğinde ne yaşıyorlar? O da dışarıda çalışmış, çok yorgun ve eve gelip kafa dinlemek istiyor. Tabiri caizse kumanda eline alacak, televizyon seyredecek, dinlenecek. Fakat evde 5 çocukla mücadele etmiş, akşam gelip beni anlayacak, benimle sohbet edecek diye bir eş yolu bekleyen bir kadın var evde. Şimdi her iki tarafta birbirinden bağımsız farklı şey düşünüyor. Her iki tarafta haklı ancak bir orta yol bulmak zorundayız. O zaman burada annelere büyük iş düşüyor. Çünkü o çocukların sorumluluğunu en azından birkaç saat alıp bu eşlerin birlikte kalabilmelerine, dertleşmelerine, birbirleriyle vakit geçirmelerine zaman tanımak lazım. Ne güzel dediniz. Bir telefonla devam edelim bunun üzerine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Doktorlarımıza bir sorun vardı. Onlara da merhaba. Haydi. Buyurun. Benim şimdi başka evli zaten. İki çocuk. Fakat başka bayana aşık olmuş. Yani daha doğrusu bayanın aşık olmuş. Sonra ona aşık olmuş. Sorun. Şimdi bir yola yakın beraberler. Beraber yaşıyorlar yani derken. Gece normal öbür evine gidiyor, karısının yanına. Gündüz veya akşam satmadıkça onun yanına da gidiyor. Ben bunu duyduğumda çok çileden çıktım. Kendimi çok seviyorum, var. Hiçbir şikayetim yok. Ne onun benden, benim ondan. Fakat bu hanımı bırakmayacak herhalde. Bir ihtimal anladım. Hayır, konu ettiğiniz kim? Bu arada ben onu anlayamadım. Konu oğlu. Ettiniz. Oğlu mu? Oğlu başkasına aşık oluyor. Eşinden gizli evlendiği cümlesini anlayamadım. Zaten bir eşi var. Evet, evet. Gizlice nasıl evlenebiliyor? Beraber yaşıyor. Beraber yaşıyorlar. Yani beraber ev açmış herhalde. Allah Allah, evet. Çok acı. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Oğlum için de kendim için de. Aşık olduğu kişiyi de onaylamıyorsunuz tahminim. Hiç oynaylamadım. Şimdi artık yani sessiz kalmaya başladım. Ne yapayım? Mecbur kaldım. Evladımı kaybedeceğim. Çok özür dilerim. Eşi biliyor mu? Gelininiz biliyor mu bu ilişkiyi? Hayır, bilmiyor. Bilmiyor. Oğlunuz kaç yaşında? Oğlum mu? Evet. 39 yaşında. Kaç? 30 yaşına girdi. 30 yaşına girmiş. 30 yaşına girmiş. Şimdi... Evet. Hocam müsaadenizle. Estağfurullah. Şimdi... Güzel. Birincisi şu, evlisiniz ama farklı bir bayanlar ilişki boyutunuz var. Bunun adına da aşk deyip devam ediyorsunuz. Bu aşk kelimesini bu kadar kirletmemek lazım. İçini boşaltmamak lazım. Bir kere bu kul hakkının danışkası. O bizim boyutumuz değil ama hepimiz inançlı bir aileden geldiğimiz için söylüyorum. 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyoruz hepimiz. Doğru diyorsunuz. Evet. Evdeki hanımınız sizin başınız ağrıdığında, sıkıntınız olduğunda, İyi sizinle günde, birlikte. Eyvallah, tam burası. Nikah masasına oturduğunuzda iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta deyip hem kainatı şahit tutacaksınız hem de kainattan habersiz ben aşk yaşıyorum diyeceksiniz. Ve bu toplumun geldiği noktada şunu sorgulamamız lazım. Geçen gün bir hocam bana, üniversitede hocam bunu anlattı. Dedi ki evde oturuyorduk hocam, bir dizi izliyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kadar denk gelir. Eşimle beraber diziye bakıyor idik. Dedi ki orada birisi, iki kardeşmiş. Birisi karısını aldatıyormuş,
aşık oldum onun için gidiyorum falan filan. Abisi diyormuş ki dizide herhalde abisi. Ya diyormuş madem birine aşıksın o zaman diyormuş evlenelim bırak git onunla yaşa. Müthiş bir veri veriyoruz topluma bu dizilerle insanlara. Aramızda soğukluk varsa birine de sıcaklık varsa kardeşim soğukluk duyuyorsan bırak o kadını. Bırak o adamı. Mesajından başka bir şey değil mi? Yani çabalama, uğraş çözmek. Bir dakika. Evliliğin için, birlikteliğin için. Bir şey vardır. Telaştan insanlar birbirini sevmeye zamanları yok zaten. Şunu görelim. İnsanlar o kadar telaşlı ki, o kadar yoğun yaşıyor ki. Siz telaşınızı hanımınıza bırakın. Güzel zamanınızı başka biriyle oldu. Bunun adına da biz aşk mı diyelim? Hayır canım. Bu kadar basit. Uydurma bir tabir olmamalı. Peki hocam anne şimdi, ne yapacak? Anne suç ortağı da oluyor bu genel, aslında hayır, burada ben çünkü herkese... dertleşiyor anneyle. Canım bunu dinleyen herkes için söyledim bu kısmı. Hı. Hanımefendi için söylemedim. Evet. Bunu mübah görenler için söyledim. Gelelim hanımefendi. Birincisi kesinlikle oğlunu çekip konuşmalı. Hı. Bu yapılan iş doğru değil. Ya hakikaten o kadıncağızın hakkına girmeyi bırakacaklar. Evdeki kadının. Hı hı. Ya da diyecek ki bak... Annelik hakkıyla konuşacak bunu. Bakın açık net söylüyorum. Annelik hakkı. Peki Serap Hanım'a da soralım. Serap Hanım bir yandan da oğlumu kaybetmek istemiyorum diyor. Ve mecbur dert ortağı oluyor. Belki de suç ortağı da oluyor. Çünkü evine de belki alıyordur. Oğlu kaybetmek diye bir şey yok ama burada Fatih Bey'in de söylediği gibi bir hak hukuk gözetmek lazım. Özellikle oğullar annelere düşkündürler ve annelerden aldıkları geri bildirimden etkilenirler. Hı. Dolayısıyla gelinim yani gelini korumanın da ötesinde oğlun yaptığı yanlış. Biz niye iyi günde kötü günde diyoruz? Yani iyi günde tamam beraberiz ama benim canım bir başkasıyla beraber olmak istedi ya da ondan hoşlandım. O zaman gidebilirim ve burada eşim beni bekleyecek böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu öncelikle dürüstlüğe aykırı bir şey ve evlilik akdine, yemine aykırı. O nedenle anne şunu diyebilir, sen kararını verene kadar... Lütfen bu ilişkiyi bizim yanımızda ve bizim gözümüzün önünde yaşama. Ben bunu tasvip etmiyorum. İkinci olarak da bu bizim, bakın biz dış referanslar üzerine yaşayan insanlarız. İç referanslarımız olmalı. Nedir iç referans? İşte başkaları ne der bu ilişkiyi duyarlarsa değil. Bu senin yetiştiriliş ve bizim yaşayış biçimimize aykırı bir tutum. Yani bu bize uygun değil. Bu iç referans. Çok doğru. İşte bu. Yani sen bir anne olarak ben seni böyle yetiştirmedim. Dolayısıyla sen de böyle bir çocuk değildin. Bunun bu şekilde uzayıp gitmesi bizi ve ailemizi çok olumsuz etkiliyor. Ben çok mutsuzum. Karın da çok mutsuz. Aynı şeyi sana yaşasaydı ve yaşatsaydı ne hissederdin? Lütfen bunu, evet. Yani bu duygu sömürüsü değil. Gerçeği ortaya koyup. Dolayısıyla ben seninle anne oğul ilişkimi bile. Çünkü biyolojik olarak doğurmak, doğurmuş olmak demek. Bize böyle çok kutsal olarak sunuluyor bu Ece Hanım ama biyolojik olarak doğurmuş olmak demek çocuklarımızdan kayıtsız şartsız her hatalarıyla kabul edeceğiz anlamına gelmiyor. Eğer sadece biyolojik olarak doğurmak yetseydi ve onlara olan bağlılığımızın temel nedeni bu olsaydı o zaman hiçbir biyolojik bağı olmadığı halde bir başkasının çocuğunu evlat edinip öz evladından yakın tutan anne babalara ne diyeceğiz? Nasıl bakacağız? Dolayısıyla yani anne... Biyolojik olarak doğurup çocuğuna zulüm edenlere nasıl evet, bakacağız? Bakamayanlara ne diyeceğiz? Dolayısıyla biyolojik temel çok önemli evet ama bir de sonradan sosyal ve psikolojik temeller var. Dolayısıyla annene benim önerim acil olarak ben bu konuyu hazmedemiyorum. Bununla ilgili olarak seninle kesinlikle konuşmak zorundayım. Ve ben gelinimle de bunu konuşmak istiyorum. Ben bu yalanı daha fazla saklayamayacağım. Sana da ortak olamayacağım. Sen benim oğlumsun evet ama burada bir haksızlık, hukuksuzluk var. Bu ne senin yetiştiriliş biçimine, ne senin karakterine, ne bizim aile yapımıza uymuyor. Bunu bir gel geç bir hata olarak kabul edip geçmişte bırakabiliyorsak ne ala. Değilse bunu bir şekilde çözmek zorundayız demek ve ek olarak da o özellikle hanımefendiye söylüyorum. Oğlunuzun sevdiği aile büyükleri varsa onları da lütfen devreye sokun. Yani aile büyükleri hatırını kıramayacağı ve bunu siz söylemiş olmayın. Yani biz böyle bir şey duyduk, seni burada gördük, yanlış mı gördük, yanlış bir duyum mu aldık, bu sana yakışıyor mu gibi rencide etmeden, dışlamadan ama ona yakışmadığını beyan ederek burada net tavır koymak yine anneye düşüyor. Peki bir telefon daha var, hemen alalım. Hoş geldiniz.
Alo, merhabalar. Buyurun efendim, merhaba. Sizi dinliyoruz. İyi sabahlar Ece Hanım. Size çok teşekkür ediyorum böyle güzel kaliteli programlar yaptığınız için. Çok biz teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Gerçekten feyiz alarak izliyorum. Zamanınızı fazla çalmak istemiyorum. Benim sorum şöyle. Biz 12 yıllık evliyiz eşimle. Üniversitemiz gayet hani severek evlendik. Fakat ailesi nasıl diyeyim, cahil demek de çok doğru bulmuyorum. 12 yıldır mücadele veriyorum annesiyle eşim arasında. İki çocuğumuz var. Artık 12 yıl oldu ama eşim artık hep annesinin dediklerini tutar oldu. Ve işten gelir belli bir süre, saat 7'de geliyorsa saat 10'a kadar annesiyle vakit geçirir ve daha sonra eve gelir. Annesi sürekli beni kötüler. Hani her yaptığımız iyi de desen kötü oluyor, kötü desen de kötü oluyor. Hani ben bir çözüm bulamadım aradaki dengeyi kuracak. Gerçi eşim de herhangi bir savaş vermedi bu konu hakkında. Ben kendim destek almaya çalıştım. Bir de yani ilk oğlumuz problemiydi. 7 yaşında ama 7 yıl boyunca biz hastanede ameliyat süreçleriyle uğraştık ve hep yalnızdım. Bunların verdiği bir birikim de var haliyle. Şu anda eşim artık bakıyorum daha soğuk davranmaya başladı. Her türlü, her anlamda. Eşlik hani aklınıza gelebilecek her konuda soğuk olmaya başladı. Benim size sorum şu. Ben kendim destek almaya çalıştım. Aile terapisine gitmeyi önerdim ama eşim pek yanaşmadı bu konuda. Size sorum şu. Ben ne yapmam lazım? Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. İlk etapta sustum ama hani susarak çözüm bulamadım. Hani bir zaman sonra hani sabır da kalmıyor. Hani şu an nasıl davranmam lazım? Ben çok ne diyeceğim bilemiyorum. Şu an çok özür dilerim. Hani böyle konuşmak istemezdim. Estağfurullah. Açılıyorsunuz siz de. Nasıl isminizi de vermediniz? Yani şu an nasıl davranacağımı bilemiyorum. Sizden bu konu hakkında nasıl bir yol izlemem hakkında çözüm istiyorum. Yani ben gerçekten eşimle defalarca oturup konuşmaya çalıştım. Ama bir çözüm yolu bulamadım. Kaç yaşındasınız? Yani duvara konuşuyorum. Kaç yaşındayım? 32 yaşındayım. Eşim de 37 yaşında. Ve durum bundan ibaret. Buyurun. Fatih. Yani ne yapabileceğimi şaşırdım. Önce yani Fatih Bey'e... Ne yapmam lazım? Fatih Bey'e soralım. Önce, bakalım ne diyecek hocam. Öncelikle şöyle hanımefendi. Ece Hanım da söylediği gibi inşallah rahatlamışsınızdır. Bu ağlamalar i̇nşallah, bazen inşallah. İyi olur. Ya. Ancak şu var. 12 yıllık süreç içerisinde mutlaka tek taraflı bir hata yoktur. Bunu biz şu an tek taraflı telefonlar dinlediğimiz için söylüyorum. Bir taraftan alıyoruz. Eşler yok. Sadece bir tarafı dinliyoruz. Onun için 12 yıllık süreçte karşılıklı hatalar, karşılıklı anlayışsızlıklar, karşılıklı rekabetler başlıyor. Bu rekabetler başlayınca da ister istemez, diyelim ki çocukken hepimiz şöyleydik. Annemiz şu arkadaşla konuşmadı deyince illa konuşmamazlık yapmaz, biraz daha ona doğru giderdik. Bizim bu söylemlerimizin üslubu, arkadaki planı ya da niyeti karşıyı rahatsız ederse insanız, bir rekabete dönüştürüyoruz. Bu rekabet anlayışı içerisinde de bütün genç hanımlara, yeni evlilere ve evlenmek isteyenlere bu ilk uyarım. Oradan sonra hanımefendiye geçeceğim. Çünkü lütfen direkt hedefe kayınvalideleri, aileleri koymayın. Önce bir aile olmaya çalışın şu şekilde. Siz buradan geliyorsunuz, o buradan geliyor. Böyle bir çatı kurmaya çalışın. Ama biz çatı yerine çatışmayı tercih ediyoruz. Evet. Bu ellerimi özellikle gösteriyorum. Eğer kameraman arkadaşlar gösterebilirse. Şu çatışma, çatıyı şu şekilde kursaydık, şu şekilde bir çatı kursaydık sorun yoktu. Ama biz diyoruz ki böyle. Bunun en büyük sebeplerinden birisi şu. En önemli sebeplerinden birisi. Evlilik öncesi yapılan hatalardan birisi. Biz aslında aileyi görüyoruz, anneyi görüyoruz, babayı görüyoruz, beyefendi ya da hanımefendi görüyoruz. Onunla uyuşmayacağımı bazen biliyorum. Ama diyorum ki, ya iki gönül bir araya gelince samanlık seyran olur. Olmuyor. Samanlık seyran olmuyor. Eşini seviyor. Yani ailesiyle anlaşmak zorunda. Bakın, böyle toplumlarda, Anadolu toplumunda, bu toplumun kültürel arkaikini, yani geçmiş birikimini değiştiremezsiniz. Dolayısıyla da var olan güzellikleri alıp, onu daha iyi dönüştürmek elimizdeyken biz olumsuzlukları alıp sürekli onun üzerinden konuştuğumuz için problem yaşıyoruz. Dolayısıyla evet,
Eskiler buna şöyle derlerdi. Küfuv derler. Yani denklik. Aileler arasında denklik şart. Çünkü ha denk olmayıp da mutlu olan var mı? İstisna da olsa vardır elbette. Ama biz çoğunluk itibariyle bakıyoruz Ece Hanım. Ben de inanıyorum ona, evet. Dolayısıyla denk olmayı biz baştan sağlasaydık bunların %50-%60 yaşamayacaktık. Bakın %100 yine demiyorum. Çünkü insan olduğu yerde faktörler değişebiliyor. Ve bu açıdan hanımefendinin yapacağı en önemli husus. Nedir? Birincisi beyefendiyle ilişkisindeki kavgaya neden olan kısmı bir kenara koyacak. Kim o? Kayınvalide. Aradan çıkart. Yani görme artık. Peki işten geliyormuş, eve uğramadan kayınvalideye oraya gidiyormuş. 3 saat sonra geliyormuş peki, eve. Peki, çok güzel. Hı. O zaman siz evinizi daha cazip hale getirecek formüller bulacaksınız artık. Kişisel olarak, mutfak olarak ya da işte bazı şeyler neyse o. Ben kendimi yeniden dizayn etmeye ihtiyacı hissetmeliyim. Bakın aslında kıskanmanın bir iyi tarafı vardır her daim. Kıskançlığın iyi tarafı şudur. Eğer hastalığa düşmemişseniz, kendinizi değişime açarsınız. Hmm. Yeniliğe açarsınız kıskançlıkta. Çünkü karşınızdakinin gözünde hep bir kahraman olma arzunuz vardır, olmalıdır. Hanımefendi diyorum ki, eşinizin kahramanı siz olacaksınız. Niçin? Çünkü öyle ya da böyle geceyi uyurken canını sana emanet ediyor. Bakın, bedenini sana emanet ediyor. Öyle ya da böyle. O havayı birlikte teneffüs ediyorsunuz. Bunu artıya dönüştürün. Bunu artıya dönüştürmek için de çok zorlanmadan şunu yapacağız. Tek bir şey. Bakış açımızı değiştireceğiz. Bir de şuradan bakmayı deneyeceğiz. Hı. Sadece bir yerden oturuyoruz, bakıyoruz. Hanımefendiler üzülüyor. Çok çok inanın. Yani bu programların gerçekten birçoğu bu tür mutsuz telefonlar. Arada bir mutlu telefon gelirse de çok sevineceğiz inşallah. İnşallah. Yani o açıdan bilmiyorum hocam. Bakalım hemen üzerine bir telefon alalım. Lütfen. Bakalım mutlu bir telefon mu, ama biraz evvelki cümlenize sonuna kadar katılıyorum. Ailelerin denk olma konusunda gerçekten çok büyük sorunlar yaşanıyor sonradan. Çünkü konuşacak kimse de bulamıyorsunuz. Yani kendini yetiştiremeyen ailelerden uzak durun derim ben kendime göre. Peki alo. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Alo. Alo. Buyurun, sesiniz geliyor, dinliyoruz. Merhabalar, benim Serap Hanım'a bir sorum olacaktı da. Buradalar kendisi, buyurun. Şimdi az önce bir konuya değindi hocamız, denk olmak dedi. Şöyle diyeyim, ben kayınvalidemle hani anlamıyorum ama bir başkasıyla çok güzel hani uyumlu. Daha sonrasında bana geldiğinde o düşünceleri tamamen siliniyor, bambaşka oluyor. Yani nasıl başkasıyla uyumlu, size gelince kötü mü davranıyor? Anlayamadık tam konuyu. Evet, evet, kötü davranıyor. Mesela eşim 24 yaşında, eşinden ayrılmış. Sürekli bana tenkitte bulunuyor. İşte 24 yaşındaydım, eşinden ayrıldım. Senin yaşındayken dul kaldım. İşte ben çocuklarımı kimsesiz büyüttüm. Bu şekilde. Kaç yaşındasınız? Ben 27 yaşındayım. Aha, çok güzel, gençsiniz. Şimdi evet. Şimdi bu kadar badireli ve geçmişte eşinden çok erken yaşta ayrılmak ya da işte eşini kaybetmek hakikaten çok sarsıcıdır. Yani hayatınız bir anda kesintiye uğruyor demektir. Aslında orada çok net bir ihtiyacı ifade ediyor kayınvalideniz. Takdir bekliyor aslında. Yani siz şu an çocuğunuzu büyütüyorsunuz, siz bir evlilik yürütüyorsunuz ama bak senin eşin yanında. Ben bunları yaşamadım. Bunları yaşamadan bu hale geldim. Dolayısıyla beni takdir et çığlığıdır bu. Ben deminki bağlanan telefon konuğuna da cevaben ve size de cevaben olarak bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi biz anneleri biraz ister istemez fark etmiyoruz Ece Hanım da. İster istemez söyleniyoruz anneler hakkında. Ben bunu bir yazımda yazdım. Siz kaçıncı kadınsınız? Yani biz kaçıncı kadınız? Önce onu bilmek lazım. Biz eşlerimizin birinci kadınları, hayatlarında ilk kadınlar olabiliriz ama asıl hayatlarında, evlilik hayatındaki ilk kadın olabiliriz ama asıl hayatlarındaki ikinci kadınlarız. İlk kadınlar anneler. Şimdi bu anneleri önce bir takdir etmek lazım. Yani beraberlikler başladığında
İster istemez o kadar çok görüyoruz ki biz, annen şöyle, annen böyle, senin annen bunu dedi, senin anne, şimdi sizin için söylemiyorum, genel yapı bu. Halbuki önce o anneyi takdir etmek, o eşi bugüne getiren, hatta hani teşvit hata olmaz, sizi hazırlayan kadın o annedir. Dolayısıyla siz bugün hayatınızı sürdürdüğünüz eşinizin hangi özelliklerinden mutluysanız onu anneye borçlusunuz. Dolayısıyla o anneyi... Ne güzel söyledin. Evet. Tüylerim diken diken oldu vallahi. Gerçek. O anneyi takdir etmek lazım. Yani şimdi bugün hepimiz olumsuzluklar yaşıyoruz. Ama anneyi kötüleyerek, anneye olumsuz bakış açısıyla bir evliliği yürütmenin imkanı yok. Net olarak söyleyeceğim. Halbuki anneye... Çünkü siz bir şey söylediniz. Çok önemli bir şey. Başkalarıyla çok uyumlu. Bana geldiği zaman uyumsuz da. O zaman sizden bir kadın olarak takdir edilmeyi, anlaşılmayı bekliyor değil mi? Biz kadın kadını daha iyi anlamamız lazım. O nedenle anne eminim çok zordur. Anne iyi ki siz varsınız. Bana destek oluyorsunuz. Kim bilir sen ne sıkıntılar yaşadın. İnsan yaşayınca anlıyor. Yani bir iki takdir sözünü, bir iki onay sözünü ne olur esirgemeyelim. Kesinlikle. Dolayısıyla... Emin olun, kavgayı bitiren, bakın en büyük kavgayı bile bitiren cümle, kelime haklısındır. Siz karşınızdaki insana haklısın dediğinizde size söyleyeceği, saldıracağı en gergin anda daha hiçbir cümle bulamaz. Haklısın dediğinizde, şimdi bunun bir diğer versiyonu anne eminim çok sıkıntı çekmişsindir. Cümlesini kullandıktan sonra inanın çok ilginç bir kapı açılacak. Çünkü o anne size anlatamadığı, hani Pandora'nın kutusunun açılması gibi... Anlatamadığı pek çok sıkıntıyı anlatacak. Yani sizinle dert ortağı olacak. Biz aynı insanı seviyoruz. Bunu ne olur unutmayalım. Aynı kişi üzerinden konuşuyoruz. Elbette ki çok sıkıntılar yaşıyoruz. Evliliklerin özellikle ilk ayları ve yılları çok sıkıntılı olur. Bunlar evet. Hep dönemlere ayrılmıştır. İşte 3 yıl, 7 yıl, 9 yıl. Doğru mudur? Doğrudur. Neden? Şimdi ilk 3 yıl eşlerin birbirini tanıması, çocuk oluyor ve kriz dönemi. Çünkü eşler daha birbirleriyle gezemeden, birbirine doyamadan, birbirini tam olarak tanıyamadan ortada bir çocuk var ve her iki taraf çocukla ilgileniyor. Bu bir krizdir ve biter birçok evlilik. Sonra okula başlama çağıdır, 7. yıl. Çocuklar okula başlar ortalama ilkokulu yuva ve eşler bir anda birbirleriyle kalırlar ve bu sefer daha önce biriktirdikleri bütün sorunlar havada uçuşmaya başlar ve birbirlerine saldırırlar. Çünkü çocuk artı bir sorumluluk getirmiştir, okula başlamıştır ve anne babaya ek bir yük getirmiştir gibi. Dolayısıyla bu dönemlerde eşinizle zaten çok yardımlaşmanız ama anneleri, aileleri de unutmamanızı şiddetle öneriyorum. Peki bir telefonumuz daha var Fatih Hocam. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun efendim. İyi Fikir hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyi görünüyorsunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Valla sesiniz canlı ve mutlu geldi. İnşallah. Evet. Sizinle de daha güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Sonunu da iyi bağlarsak. Sonunu iyi bağlarız inşallah. Mutlu musunuz? Evliliğiniz evet. Nasıl gidiyor? Ben aslında evlenmemiş ama resmi olarak evlenmiş ve ayrılmış birisi olarak farklı bir bakış açısıyla programımıza katılmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında... çok önemli yani bir konu, boşanmalarda fiziksel yoklukla birlikte çocuklar tamamen ebeveynlerin davranışlarıyla yönlendiriliyor. Bunu birebir pratik olarak ülkemizde çok sık yaşıyoruz. Çok daha bir şey olmasını sürekli söylesek de. Bence önemli olan kişinin çocuk için, hele çocuklu olan evliliklerde çocuğun gelişimi için bu itilen çocuk olma kısmından ziyade kendini bu şekilde ifade etmeye çalışması birlikte... Bir kişiye verim vermemesi gereken bir kararı verdiriyor. Yani bağımsız bir şey çocuk. Yeni bir yetişkin, yeni bir gelecek, yeni bir ülkemizin vatandaşı. Bununla ilgili bence sizin gibi insanların çok daha detaylı bir şekilde bu konuyu konuşması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle ebeveyn davranışlarının çocuğa yansıması aynı zamanda bir kayırmacılık. Aynı zamanda bir kendini ispat etme aracı olarak görme. Aynı zamanda da tahripkar girişimler olarak alınması gerekiyor. Bunu ben birebir yaşıyorum ve kesinlikle hiçbir zaman için bunun mücadelesinden vazgeçmeyeceğim. Çünkü bunu doğru olarak bulmuyorum. Çünkü çocuğum benim için değerliyse öncelikle ben kendim ona değer vermek zorundayım. Serap Hanım bir şey soracak galiba. Tam olarak sizin vurgulamak istediğiniz davranışı ben tam anlayamadım. Onu bir açabilirseniz. Yani tabii toplum ki. Tarafından itilmesinden mi? Dışlanmasından mı bahsediyorsunuz? O Serap Hanım zaten o toplum genelinde arkadaş çevresi edindikçe. Evet. Gitti telefon.
Evet. Ha, duyuyoruz. Arkadaş çevresi edindikçe dışlanmadan bahsediyoruz. Ve sosyal çevresi oldukça zaten eğer kendine güvenen bireyler yetiştirmezsek bunun sorununu da yaşayacak kendisi. Bunu, bu sahipkar bir girişim olarak sen aslında anne babanın ya da ebeveynlerin hani gelin kayınvalide diyorsunuz ya aslında evet. Bunların hepsi büyük ebeveynler yani biz her zaman ebeveynlerimiz. Sizin çocuğunuz var mı? Benim çocuğum var evet. Kaç tane? Kaç yaşında? Bir tane 12 yaşında. 12 yaşında. Kaç yıl oldu boşanalı bu arada? Ben yaklaşık 5 yıl oldu boşanalı. 5 yıl oldu yani. Evet. Bizim tabii ki hanımefendi genelde... Yani fiziksel, Hakan Bey bir saniye, fiziksel yokluk demek boşanma ya da devam eden evliliklerde hani bahsettiğiniz gibi fiziksel yokluk, önce daha sonra beyinsel yokluk dediğiniz şey çocukları rakip olarak görmek anlamına gelmiyor. Yani bu annenin ilgisini çektiği için, başkasının ilgisini çektiği için, babaya güven duymasında anneden başkasının esas olmasından dolayı belki de birçok sebepler sunabilirim. Burada az tesis olarak söylediğim şey, konu olaraktan sormak istediğim şey, bu tahripkar girişimlerin ne kadar yanlış bir şey olduğunun bir daha ilişkilere yansımaması gerektiğiyle birlikte aslında evlilik içerisinde de bunun görünmüş olmasının daha sonra ne kadar yıpratıcı bir süreçte devam ettiği canım. Peki ayrıca sizin, pardon, sizin mesleğiniz ne merak ettim gerçekten. Ben işletme mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum ama pedagojik formasyon aldım. Öğretmen olmak istiyorum ileriki zamanlarda. Farkındayım, anladım. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir soralım bakalım. Boşanan çiftler, konu başlığı çocuklarına nasıl yaklaşmalılar? Ben de boşanan bir çift olarak ben de soruyorum. Hocam, buyurun siz başlayın. Şimdi öncelikle bizim evlilik öncesindeki bu ilişkiler de aslında çok birbirimizi yeme tüketme dönemidir. Hocamın 0-3 evlilik dönemi için söylediği, o genelde bizde hani görücü usulüyle olan, tavsiye usulü olan evliliklerde varoluşsal bir problem. Ama hanımefendinin özellikle ifade ettiği çocuklar bundan sonra ne olacak dediğim şeylerde, evlilik öncesi ne kadar geçen süre varsa aslında biz birbirimizi o sürede tanıdığımızı zannediyoruz. Hı. En büyük yanılgımız burada. Tanımıyoruz. Çünkü tanımak için tanış olmak lazım. Tam tanış olmak. İşteşlik söylüyorum. Ama ben sadece tanıyorum. Biz iyi top gol atan futbolcuyu da tanıyoruz. Ama tanışmıyoruz. Ece Erken'i burada izleyin. Diyor ki ben tanıyorum Ece Erken'i. Ama tanışmıyor. Anlatabiliyorum. Anladım. Şimdi biz birbirimizle ilgili görüntülerde çok iyi tanıyoruz. Diyorum ki çok güzel bir kız, çok yakışıklı bir beyefendi. Dikkat ederseniz görsel, hatta ben latife olsun diye seminerlerde şöyle ifade ederim. Anne ile kızlar arasında biliyorsunuz konuşma geçer. Anneler kızlara der ki bir çıktı birisi varsa, görüştü biri. Kızım der nasıl biri çocuk. Biliyorsun arkasından çocuk diye konuşulan tek millet erkek milletidir. Şimdi evet. Anne bu soruyu sorduğunda kızımız 30 derecede pişmiş yemek kıvamında erir. Der ki, şimdi erkek arkadaşını tarif edecek ya, kız anne çok yakışıklı. Dikkat edin, nasıl sorusunun cevabı çok yakışıklıdır. Nasıl yani yavrum dediğinde ise yemeğimizin derecesi 70 dereceye çıkar. Ha bu dudağı bu kulağa gider, bu dudağı bu kulağa gider. Kızımız böyle 20 Nisan müsameresindeki çocuk gibi, ay anne vallahi Brad Pitt gibi der. Eğlendikten sonra biri de gider piti kalır. O ayrı bir mevzu. Şimdi, çok güzel bir örnek. Şimdi, biri de gider piti kalır evlenince. Şimdi niçin? Çünkü tanışmadık. Dolayısıyla evin içine bir girince ne? Bu kim? Bu mu? Şimdi. Pite bak. O kadar bak, da Brad Pitt değilmiş şimdi, ya. Onu söylüyorum. Ve bu neye benziyor biliyor musunuz? Herkese tek tavsiyem. Madden çikolata düşünün efendim. Evet. Madden çikolata. Bütün markalar şöyle gözünüzün önüne getirin. En pahalı markada en iyi ambalaja koyarlar. Ama madden çikolatadır o. Açarsın içinden o çıkar. Dolayısıyla çok büyük hayaller kurmayın. Çok büyük hedefler koymayın. Beklenti onu olmaz. Söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hanımefendi çocuğa nasıl davranacak? Efendim ayrılığı çok güzel bir şekilde ifade edeceğiz. Saklamayacağız. Kandırmayacağız. Ben şunu gördüm Türkiye'de. Kızına çok ilginç bir şey söylüyorum şimdi. Buyurun. 9 yıl boşandığını saklayan hakime hanım gördüm. Bu nasıl hikaye. Saklıyor? Yok yok doğru ben bakın, de biliyorum. Var, bakın, benim de hayır, gördüm. Bize, ben hatta de diyorum, aynı evde yaşıyorlar. Şimdi ilginç bir şey söylüyorum. 9 yıl kızını boşandığını saklayan
Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hakime gördüm. Allah. Şimdi nasıl oluyor böyle diyebilirsiniz ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yalan çıkmalı hayattan. Dürüst olacak. Çocuğumuzu eğer büyük hayal kırıklıkları, psikolojik bunalımlara girmesini istemiyorsanız dürüst davranıp o an ne yaşayacaksa yaşasın. Çünkü tedbirini alabilirsiniz ama sonraki siz baraj dolmuş, o barajı açtığınızda nereye gideceğimi bilemezsiniz. Onun kendimden için küçük bir örnek vereyim mi Fatih Hocam? Hatta doğru mu değil mi size de danışayım. Geçen bir pedagog konuğumuz vardı. Ben dedim ki Eymen dedim ağlıyor ben evden çıkarken. O yüzden o ağlarken geri dönüyorum onu oyalıyorum öyle çıkıyorum dedim. Yanlış dedi. Sen dedi evden çıkacaksın ve o ağlayacak dedi. Bilecek dedi. Dürüst olacaksın çocuğuna dedi. Dediğinizle de bağdaşıyor. Dürüst olacağız. Çok ki doğru. Benimkisi daha bir yaşına yarın geliyor. İşte ya çok ha, doğru. Allah bağışlasın. Ama bir yaşa kadar devamlılık duygusu olmadığı için normal. Bir yaşından sonra biyolojik saat devreye giriyor. Merak etmeyin. Sizin belli bir saatten sonra geleceğinizi biliyor. Rahat olun. Ay inşallah. Peki siz de rahat olun. Birazdan geleceğim. Tamam. Bir gideyim mutfağa bakayım neler oluyor. O kokular geldi buraya güzel güzel. Antep yemekleri galiba. Valla Antep yemekleri ben tabii düşmezsem. Oo mutfakıyla. Çok güzel. Bir evet, Antep geleni olarak. Evet. Muhittin Kaplan, Memik Koçuk. Evet. Ya Memik Bey anlamı ne Memik Bey'in? Memik'in? Mehmet ve Muhammed'den gelen bir isim. Özellikle ben, evet, ben aslen Antepli olduğum için Arap kökenliyiz aslında. Bundan dolayı birçok telaffuzu da zor olduğu için çoğu arkadaşlarım Mehmet der. Birçok evet. Enteresan Memik ama evet. Memik Koçuk. Ama Memik diyoruz. Çok özür dilerim. Çok değerli bir ünlü bir zatın isminden geldiği için ve o zamanlarda dedelerimiz varmış. Şıhlarımız varmış. Onların isminden geldi. Ne güzel olmuş. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ediyoruz. Neler yapıyoruz usta? Bugün neler yapıyoruz? Ustam bugün misafirimiz. Evet. Ben onun yemağıyım bugün. Birlikte yapacaksınız. Aynen birlikte. Evet estağfurullah. Bugün özellikle Antep mutfağının özellikle kış aylarının antioksidanı bol olan şivedizimiz var. Taze sarımsaklı. Antep yöresine ait yine ekşili ufak köftemiz. Evet. Birçok bölgede analı kızlı denir ama bu ondan değil. Çoğu yerde de akıtma derler. Ama bu onunla değil. Bu normal orijinal Antep mutfağına özgü ekşili ufak köftemiz. Tamam. Ve tatlı olarak da bugün size çoğu yerde billuriye denir ama aslında bellurdur ismi. Bellur. Evet. Bellur. Hadi yapalım. Tamam. Evet. Başlayalım. Ustam soğanları nasıl doğrayayım ben? Kuşbaşı soğanı doğrayalım. Tamam. Önce ocağımızı bir yakalım. Etimizi ocağa koyalım. Şöyle geniş ocağa koyalım. Muhittin Kaplan ve Memik Koçuk bizlerle beraber canlı yayında yöresel yemeklerimize el atıyorlar. Sizler de kalemi kağıdı alın. Bakalım tarifleri evde uygulayın. Nasıl yapacaksınız? Bu arada anahtar harflerimiz de geliyor. Kelimelerimizi programın sonunda soracağız. Bilen talihli izleyicimize de ne vereceğiz? Mutfak önlüğümüz Armağan. Evet. Başladı mı? Kaçırmayayım ben konuşurken. Tabii ki. Ne önce yapıyoruz? İlk hangisiyle başlıyoruz? Önce şivedizimizle başlıyoruz. Şivediz. Evet. Bunun için önce etimizi ocağımıza alıyoruz. Malzemeler ne şivedizde? Taze sarımsağımız var. Evet. Haşlanmış nohutumuz var. Kuzu etimiz. Tamam. Ve yoğurt, yumurta, limon suyu, nane ve tuzumuz var. Tamam yapalım. İlk ne yapıyoruz usta? Önce etimizden başlıyoruz. Etimiz Antep özellikle... mutfağı bir de şey oldu değil mi ustam? Evet. Antep mutfağımızda tabii bu arada 8 ülkenin şu an gastronomi şehirleri arasında 9. olarak da Türkiye'den de Gaziantep mutfağımız girdi. Ay vay şahane. Antep mutfağının bir özelliği, özellikle bu etlerde de bir özelliğimiz kuzu eti ve yağlı et olması. Yani kendi yağı özellikle. Yağlı et kullanıyoruz. Evet, etimizi kavuruyoruz. Evet. Soğanlar doğrandı mı ustam? Doğrandı. Hazır. Evet. Soğanlarımızı da ekleyeceğiz. Evet. Bunu yaparken tatlıya geçelim mi ustam? Tabii tatlıya. Hepsini bir arada yapalım mı valla? Tabii ki. Evet, iki tatlıyı tane çıkartalım. Ustam. Yardım edecek bir şey varsa ben de edebilirim. Özellikle bu belluri tatlımızın bir özelliği tereyağı, fıstık, kadayıf ve şerbetimiz. Bunu diğer kadayıf gibi kırmıyoruz bunu. Bunun bir özelliği ince uzun. Normalde burma kadayıf dediğimiz bizim uzun kadayıftan olması gerek. Önce tepsimizin altını biraz şöyle yağlamamız gerekiyor. Evet. Neydi bunu, bu tatlının adı? Bellur. Bellur. Evet. Çoğu tatlıcılarda billuriye diye satılır. Telaffuzu kolay olsun diye. Hı. Çünkü normalde bellurdur yani ismi.
Bu tatlı nerenin? Antep'in mi? Aslında bizim bu tür tatlılarımız Arap kökenli. Halep tatlısıdır aslında Halep. Bunlar. Evet. Tabii şimdi Antep mutfağı da özellikle Antep daha önce Halep'in bir kazası olduğundan dolayı yani Arap asıllı bir tatlı bu. Yapalım. Evet. Aslında Ali Nazik değil. Ale Nazik'tir. Ale. Ale Nazik. Tabii tabii. Evet. Ali değil. Evet. 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 Aynen. Ama inşallah canlı yayında bir günde katmerimizi yaparız. Aynen. Şimdi bir arada yapıyoruz. Evet. Hemen yapalım da uygulayalım da. Evet. Hızlı. Hı-hı. Çünkü sonuna kadar da yetişsin yani hepsi. Evet. Hepsini görelim evet. Bugün. Şimdi şöyle karayayım. Etimiz hazır. Önce hazır. Havuç mu soğan mı? Yok. Peki, önce soğanlarımızı da atıyoruz. Tamamdır. Etin üzerine soğanları atıyoruz bu arada. Hı-hı. Bugün ustanın yamağıyım ben. Evet. O ne derse o. Evet. Şöyle uzun uzun. Şunu da biliyor muydunuz? Şunu da bilgilendirelim. Lütfen. İlk insanoğlu Adem peygamberimizden sonra ilk doğan patlıcan ve hurmaymış biliyor musunuz? Evet. Allah Allah. Tabii. Evet. Patlıcan tabii bizim ülkemizde patlıcan çok sonradan, çok sonradan girdi özellikle bizim mutfaklarımıza. Bu da bilgilendirilmiş hurma olalım. Hurma tamam da yani değil mi? Aklınızda evet. Da patlıcan. Enteresan. Evet. Evet, şimdi ne yaptık billuriye tatlısında? Tatlısı, önce kadayıfımızın alt kısmını döşüyoruz. Şöyle uzun uzun ve bayağı kırmadan. Bayağı tereyağı sürdük. Evet. Üzerine de kadayıf koyuyoruz. Evet. Bu çok ince bir şekilde olacak. Hı-hı. Şiveydiz ne durumda usta? Şiveydiz etlerimizi... biraz daha soğan pembeleşsin, kremize olsun. Evet. Ondan sonra ustamın evet. Komutları doğrultusunda... Evet. Devam edeceğiz. Evet. Yamaklığa diyorsunuz. Biz şefler arasında iyi bir diyalog vardır aslında. Evet. Yani kim evet ya. Ne olursa olsun çünkü evet. Yıllardır da tanıştığımız için mutfakta bir evet. Fikir alışverişiydi. Bir kıskançlık alışverişi. Olmuyor. Tabii yok asla evet. Olur mu? Evet şöyle bizim diye. Biz kıskanç şimdi. Diyorsun ki biz yerimizi biliyoruz zaten. Evet. Nerede şimdi olduğumuz diğer biraz daha kadayıfımızı. Evet. Bir ustacığım. Çukur bir. Havuç bu tamamdır. Suyunu verelim. Tamam. Sıcak suyunu verelim. Ne kadar su koyacağız usta? Şöyle 3 bardak kadar olsa yeterli. Tamamdır. 3 bardak kadar su koyuyoruz evet. Üzerine. Etler soğanla evet. Kavruldu. Şu şekil kremize olacak. Evet. Şöyle bir derin bir kabımızda kadayıflarımızı şöyle ortasına gelecek şekilde kırılırsak bunları. Tabii evimizde dilersek bıçakla da doğrayabiliriz ince ince. Ama biz bunu şimdi fıstıkla karıştırıp orta kısmını yapacağımız fıstığı için. Fıstığı da özellikle seçtik aslı için. Evet. Orijinal esas bunun fıstığı. Ekipteki bizim... arkadaşlarımızdan aslıya özel fıstık seçilmiş. Evet. Niye onu da bir açalım mı? Fıstık çok seviyor. Ondan dolayı. Evet. Programın fıstığımızı sonunda tabii da... ki ekip olarak yararlanıyoruz bu yapılan evet. Evet. Yemeklerden, tatlardan. Evet fıstığımızı koyuyoruz. Fıstığımızı şöyle bol miktarda. Şöyle harmanladıktan sonra. Evet. Türk mutfağı başka. Yani öyle doğudan Karadeniz'e doğru. Neresi olursunuz hakikaten. Bol kalori ama çok lezzetli. Evet kalori evet. Var. Evet. Yani benim bir balık ettiğim ya o yüzden. Şöyle şimdi, alalım da. Şimdi evet. Yine bunu da şöyle ortaya fıstıklarımız bol şekilde gelecek şekilde. Ay yemeklerin de ismine sürekli bakıyorum. Aklımda kalmıyor vallahi. Zor şiveydiz. Şiveydiz ne durumda bu arada? Geldiniz buraya ustam. Hayırdır? O bitti. Suyu bir kaynayacak daha kaynasın, var. Kaynasın tamam. Ben... Suyu koyduk kaynamaya. Evet. Et de biraz öylesin. Herhalde havuç atacağız değil mi ustacığım? Havucumuz yok onun için. Havuç demişim. Ne oldu? Evet, nohutumuzu atacağız. Biraz şöyle her tarafa fıstık gelecek şekilde. Evet. Elimizle biraz da bastırıyoruz bunu. 140 dereceydi değil mi ustam? Evet. Bunu... Ne kadar kalacak fırında? 15 dakika. 15 dakika. Bu kadar mı? Evet. Bunun bir özelliği şimdi bunun bir diğer kadayıflar gibi kızarmayacak. Bu beyaz olması gerek. Kadayıf sadece kuruyacak içinde için için pişecek. Aslında bunda tabii en önemli şerbet değil tabii, mi? Tabii. Evet. Evet. Bunun içinde şerbetimiz bunun bir özelliği de şerbeti biraz soğuk olması gerekiyor. Şerbetimize ne koyacağız? Ne malzemeler ne onu?
3'e 1 değil mi ustacığım? Şimdi bunun için normalde 3 bardak su, 1,5 bardak, 3 bardak şeker, 1,5 bardak su ve 1/4 limon. O kadar. O kadar. Ve aşağı yukarı 10-12 dakika kaynaması gerekiyor. Ondan sonra onu soğutacağız, öyle mi sürücü? Evet. Evet. Şerbetimizin biraz soğuk olursa şerbet daha güzel olur. Ben böyle kolay yapılan tatları çok seviyorum. Evet. Çabucak bitti. Şimdi fırına vereceğiz bunu. 140 derece miydi? Evet. Ve bunun üzerini çok fazla kapatmıyoruz. Evet. Çok sadece ince bir şekilde. Az sonra da, bu arada yetişecek mi o da? Bir yetişecek. Tane daha ekşi olarak köfte yapacakmışız. Evet, evet. Şimdi hemen... Yetişecek. Bu arada... Sabah hazırladığımız kralağına sarma var. Yine Antep dolması var. Cevizli tavuk var. Acı seviyorsanız. Kişnişli. Mükemmel. Ay vallahi çok güzel görünüyor. Onun her şeyi Antep özel. Bunları sabah mı hazırladınız? Evet, evet. Hazırlandı. Yalan. Evet. Vallahi yemin ederim de. Yemin ediyorum sabah hazırlandı. Hiç öyle gibi gelmedi değil mi? Evet. Aşk olsun vallahi ya. Vallahi hiç böyle. Sabah kaçta kalktın da hazırladın usta? Ya... Kaçtı, ben sabah namazı kalktım bitiyor. Hazırladım sarıldı, evet. Akşam pişirdim getirdim. Allah Allah, helal olsun. Aşk olsun ya. Evet. Gece. Evet. Evet. Peki bu hazır, şimdi bu fırına hazır, gidiyor. Bu hazır, bunu fırına giriyor. Tamam. Evet. Bunu fırına veriyoruz. Ben bunu fırına veriyorum. O fırına verilirken. Evet. Ben şimdi hemen ekşili ufak köftemizin evet, şey olarak. Evet, onu da bir gösterip önce, sonra ben geçeyim doktorlarımızın yanına. Evet. Tamam. Önce bir bardak. Şuradan ince bulgurumuzu alalım. Ne kadar alacağız? Bir bardak. Bir bardak bir, ince evet. Bulgur. Şey, pardon ustam. Diğer uzun bardağı alabilir miyim ustam? Tabii ki. Evet. Buyurun. Malzemeler neler? Onda tekrar şöyle bir bardak ince bulgurumuz var bunun için. Evet. Bir tane yumurtanın... Sarısı. Sarısı mı, akı mı? Yok, akı. Tamam. Evet, ben şöyle... Yapacağım bunu. Tamam. Şimdi biz bir anlatalım seyircilerimize. Evet. Sonra finalde evet. Finali görürüz nasıl evet, olduğunu. Bunu... Malzemeler neler koyacağız bunlara şimdi? Bunlara ne koyuyoruz şimdi? Bunun için tuz. Evet. Ve yarım tane de soğanımız var. İyice yoğuracağız bunu. Evet. Yoğurduktan sonra misket şeklinde yuvarlıyoruz. Heh. Haşlıyoruz. Yine onun için kuz etimiz, nohutumuz ve acı biber salçamız, nar ekşimiz var. Peki. Siz yapın, ben birazdan geleceğim. Tamam, tamam mı? Tamam. Bekleyin beni, geliyorum. Şimdi tamam. Gidiyoruz Fatih Bey ile Serap Hanım'ın yanına. Hemen bir telefonla başlayalım mı? Başlayalım. Hazırım. Hoş geldiniz. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, iyi efendim. Günler. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Psikolog Serap Hanım'a benim bir sorum olacak da. Lütfen buyurun. Fatih Bey ile Serap Hanım sorularınızı bekliyor zaten. Evet. Ben 23 yaşındayım. 6,5 yıllık evliyim. Ne kadar erken evlenmişsiniz. Evet. 2 tane çocuğum var. 2 tane de çocuğum. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Evet. 5 yaşında en büyüğüm. 2 çocuğum var. Ama eşimle sürekli bir tartışma içerisindeyiz. Yani sürekli tartışıyoruz. Aileler yüzünden tartışıyoruz. Yani oturup böyle bir konuşamıyoruz. Bir sohbet edemiyoruz. Hani derler ya, eti insanın dert ortağıdır. Ama hiçbir derdimi, hiçbir şeyimi söyleyemiyorum bana. Nedir mesela genel problem? Kaynananızla mı bir sorun var? Kayınvalidenizle mi? Ya kayınanam, kayınvalidenin yanında değilim zaten ben. Hani uzakta oturuyoruz. Eşiniz kaç yaşında bu arada? Eşim 27. 28 yaşında. 27 yaşında. Öyle. Şimdi şöyle, elbette hem uzakta olmalarının verdiği bir etki, hem de çok erken yaşta, çok. Çocuk yaşta evlenip, çok erken yaşta hayatın hem evlilik sorumluluğu ciddi bir sorumluluk ve yük, hem de hayatın yükü artı iki çocuk, ciddi bir birikim bu, ciddi bir sıkıntı. Ve biz hep artık çatışma noktasını da geçip, kavga ve anlaşmama noktasına geldiğimizde ne yapabiliriz diye çözüm arıyoruz. Halbuki o aşamaya gelene kadar ilk konuşamadığımızda, ilk gerginlikler başladığında bir şeyler ters gidiyor demektir. Ve bu artık an bizim yardım almaya ihtiyaç duyduğumuz andır. Benim önerim eşinizle beraber tekrar bazı şeyleri gözden geçirmeniz. Nedir? Yani konuşamıyoruz dediğinizde, özellikle size söylüyorum bir kadın olarak, iki çocuk annesi bir genç hanım olarak, lütfen biz yazmayı da unuttuğumuz için bu önemli bir çalışma. Lütfen sizin, yani bu izleyen bütün izleyicilerimiz için olsun. Buyurun. Bu önerim. Lütfen sizin için
eşinize ve evliliğinize dönük artılarınızı bir kenara yazın. Bir kağıdı bayağı bildiğiniz şekilde bölün. Artılarınızı yazın. Yani bu evlilik niye sürmelidir? Ne yaparsanız hayatınızı geri döndürebilirsiniz. Eşinizin sevdiğiniz özellikleri nedir? Örneğin bir baba olarak, sadece eş olarak da değil, bir baba olarak onun değerleri ve özellikleri nedir? Ek olarak da yanlış bulduklarınız, negatif yani olumsuz bulduğunuz özelliklerini yazın. Şimdi bazen Ece Hanım öyle enteresan bir şey var ki bir artı bütün eksileri götürebilir. Ama bazen bir eksi bütün artıları yok edebilir. Dolayısıyla iyi bir baba olması, iyi bir eş olması, evine sahip çıkıyor olması, sizi koruyor, kolluyor olması bu artılar. Ama anlaşamıyorsanız, çatışıyorsanız, her konuşmanız kavga ile bitiyorsa demek ki bir şeyler yanlış başlıyor konuşmaya başlarken. Aslında belki çok basit bir şekilde halledeceğiniz bir şeyi iki tarafta alıştığı, daha önceden getirdiği yanlış bir konuşma kalıbıyla cümleye başladığı için ya da birbirini yargıladığı için konuşma hep çatışmayla sonuçlanıyor. Çünkü biz genellikle eminim dikkat ederseniz siz de buna benzer bir şey bulabilirsiniz. Biz konuşmalarımızda çocuklarımızla olan ilişkimizde de eşimizle olan ilişkide hep sorguluyoruz. Yani cümleye dikkat ederseniz hep neden, niye, neden öyle yaptın, neden geç kaldın, neredeydin, niye beni aramadın, niye öyledin? Şimdi ben şöyle bir alıştırma öneriyorum tüm izleyicilerimize. İster çocuğunuz olsun, ister eşiniz olsun, ister arkadaşınız olsun. Sözlüğünüzden çıkarmanız gereken kelimeler, neden, nasıl, niye cümleler, kelimelerle başlamıyoruz cümleye ve amalı cümleler kurmuyoruz. Şimdi sohbet edin bakalım diyorum ben. Yani birbirinize eşinize açtığınız kapıyı nerede kaldın demeyin. Hoş geldin demeye çalışın. Ya da beni niye aramadın? Hesap soruyorsunuz. Hesap sorduğumuzda biz evliliklerde bunu çok sık yapıyoruz. Hesap sorduğumuzda karşı taraf doğal olarak savunmaya geçer. Savunmaya geçmek demek kendimi saldırı altında hissediyorum. Bana yönelik bir tehdit var demektir. Ve ister istemez o da size hesap mı vereceğim? Ne karışıyorsun? Yanlış bir cevap, beklemediğiniz bir cevapla karşılaşacaksınız ve zaten konuşma başlamadan bitecek, kavgaya dönüşecek. O nedenle lütfen bugünden başlayarak böyle bir deneme yapın kendiniz, çocuklarınıza karşı da. Neden, niye, nasıl kaldırıyorsunuz, bununla cümle kurmuyorsunuz. Ama ile başlamıyor. Ama ile de başlamıyorsunuz. Bir çünkü de şey var hocam, buyurun. Yok yok ama çok söylenen bir şey vardır. Evet. Kendinden önce söylediğiniz tüm cümleleri yok bitirir. Eder. Çünkü yani çok affedersiniz son cümlemi söyleyeyim. Şunu tamamlayacağım onun için sözü size bırakacağım. Ama dediğinizde yani biz çocuklarımıza da diyoruz. Yani çok başarılısın evet tamam bunları iyi yapmışsın ama yani bunları ben saymıyorum. Evet. Aslında başarısızsın. O nedenle bu üç kelimeyi kullanmıyoruz amayla da cümlelerimizi bağlamıyoruz. Şimdi tamam. 15 gün önce hatırlarsanız bu tam da hoca hanımın söylediği, Serap hocamın söylediği şeyi burada tanımlamıştık. Defterin bir tarafına yazın, bir tarafına yazın. Aynen. Çok güzel örtüştük. Bir de şöyle bir ilave yapalım. Buyurun. Ona. Kişiler, başkasına söyleyeceğimiz, ben diyelim ki Serap hocamın olumsuzluklarını yazacağım ya. Bir de ne olur, kendinizde gördüğünüz aşırı uçlarınızı bir yazın. Tabii. Kendi aşırı uçlarınızı. Kendinizle yüzleşmek. Kendinizle. Evet, burası mühim. Çünkü bunu eşinizden duyduğunuzda rahatsız oluyorsunuz. Ama kendi kendinize söylediğinizde rahatsız olmazsınız. Çok basit bir şey söyleyeyim. Kadın kendi annesine bir takım olumsuz laflar söylediğinde hiçbir sorun olmaz ama kocası kalkıp annesiyle alakalı bir şey söylediğinde, eşinin annesiyle alakalı ne karışıyorsun sen der. Bakın gerginlik biz savunmaya geçiyoruz. Onun için lütfen kendi dünyamızdaki olumsuzlukları da yazalım. De ki ya hakikaten ya bende de acayip şeyler varmış şimdi. Mesela alınganım. Mesela çok şüpheciyim. Evet çok soru soruyorum. Yargılıyorum. Bakın, eşiniz ilk evlendiğinizde size durmadan yargılarda bulunmuştu. Benim aileme karşı sen niye soğuksun, niye böyle duruyorsun falan. Siz 5. konuşmadan sonra hiçbir kadın o konuşmayı dinlemez. Bakın 5. konuşmadan sonra hiçbir kadın kocasının o konuşmasını dinlemez. Ama kocalar da sürekli devam eder temcit pilavı gibi. Tıpkı annelerin çocuklarına yaptığı gibi. Tabii. Çocuklar da annelerin 5. konuşmasından sonra niye ödev yapmıyorsun sorusunu duymaz bile. Duymaz bile. Biz bunu beraber nasıl yapabiliriz'i ortaya koyacağız. Öyleyse çok basit bir soru. Peki yazdık bunları. Yazdıktan evet. Sonra uygulamaya nasıl geçeceğiz? Uygulaması şu zaten. Ben kendi hatamı görüyorsam, yani şu eve sol ayakla girilmez hatamı görmüşsem sağ ayakla girmeye başlarım. Az önce Serap hocamın da ifade ettiği gibi
amaları çok sık kullanıyorsam, hakikaten ya adam da bana ama kullandığında alınıyordum. Demek o da alınıyor. Bu kadar basit. Bir diğer husus, eğer yeni evliler varsa onlara bir ricam var. Buyurun. Bir teşekkür defteri yapsınlar. Hı. Bir de birbirine karşı kızdıkları bir defter tutsunlar. Teşekkür defteri. Teşekkür defteri şu. Çok basit bir şey. Onu hep seminerde anlatırız biz evlilik programlarında. Şundur. Birbirinize ettiğiniz teşekkürleri gün, tarih olarak lütfen yazın. Emin olun ki en az 2000 tane çıkar bir yılda. En az. En az. 10 tane olumsuz için eşler birbirini mahkemede soluğa aldığını görürsünüz. Bakın 10 tane olumsuz için söylüyorum. Niçin biliyor musunuz? Kanaat çok önemli bir zenginlikken, güzelliği biz görmezken, şu eli ben tutuyorken, aa vurdum, hissettim elime. Ya hissetmeseydim? Şimdi bir programa gideceğim hocam. Tam havalana geldim, düştüm, kolumu incittim. Programa gidemedim. Sonra dedim ki ya sağ el olmayaydı daha iyiydi. Halbuki solla sağın ne farkı var? Aslında şu, ağrınız neredeyse canınız orada. Hmm. Biz ağrımızı sürekli canımızı oradaymış gibi taşıyoruz. Mesela adamın eve geç gelmesin problem yapıyorsan artık o adam hepten bitti. Ya da kadının sana karşı işte giyinmesi vesairesi başka problemleri büyütüyorsanız problem ediyorsunuz. Yapmayın bu kadar. Yapmayın. İyi bir tarafı, telefonumuz var. Teşekkürleri artıralım. Arttıralım. Peki. Bons. Hoş geldiniz. Alo. Merhaba, iyi günler efendim. Buyurun, merhaba. Sizi dinliyoruz. Ben Serap Hanım'a bir sorum vardı. Ben kızım boşandı beyinden. Ben torunuma bakıyorum. İlk zamanlar çok iyiydi. Çok güzel söz çıkıyordu. Babayı çok seviyor. Baba hiç aramıyor, sormuyor ondan sonra. Yani ben çocuğumla nasıl ilgileneceğim? Çok acı oldu. Yaptığımız oldu. Kaç yaşında? Ben kendim 57 yaşındayım. Çocuğum 5 yaşında. 5 yaşında, 57 yaşında kendisi. Çocuğum dediğiniz torununuz değil mi? Torunum, evet canım. Peki. Yani, ben bu çocuğuma nasıl davranmam gerekiyor? Nasıl davranayım? Artık ben bilmiyorum ne yapacağımı şaşırdım. Kızım çalışıyor, hiç vakti yok. Çocuğuyla ilgilenemiyor. Ondan sonra baba aramıyor. Baba da aramıyor, sormuyor galiba değil mi? Kızı. Hayır, aramıyor da sormuyor da. Kız, yani. Kızınız değil mi boşanan? Kızı boşanan. Yani bu, evet, kızım boşanan. Şimdi hemen söylüyorum. Çok çok ilginç bir durum bu, ilginç bir olay. Şöyle ki, birincisi şimdi ister istemez anneannesiniz. Anneannenin çocuğu ne kadar benlendiğini görüyoruz değil mi? Çocuğum diye, evet, konuşuyor. Çocuğum diyor, aynen. Bu bize neyi gösteriyor? Anne faktörünün olmadığını gösteriyor. Anne ve baba boşanmış olabilirler. Ancak psikolojide ve hukukta anne yoksunluğu diye bir şey vardır. Bakın, baba yoksunluğu yoktur. Bu baba yoksunluğu babanın bir görevi olmaması anlamında değil. Temel bakıcı annedir ve annenin olmaması durumunda çocuğun çevreyle, aile ilişkilerinde öncelikle ve sonra diğer çevreyle inanılmaz sorunları olur, çatışmaları olur. Bu biraz annelere de işin içine katayım, ben korkutayım. Çocuğun zekasını da etkiler. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Anne yoksunluğu zekayı akranlarına oranla %50 düşürebilir. Egoyu da özellikle. Tabii. Dolayısıyla yani özgüvensiz, yetersiz, kendine güvensiz ve çok korkak, pasif, içe dönük, hatta sosyofobik bir çocuk sahibi olmak istiyorsa anneler, çocuklar üzerindeki koruma ve kontrol etkilerini kaldırsınlar o zaman. Dolayısıyla anneanne olarak sizin üstlendiğiniz görevi takdir ediyorum. Çok zor bir şey bu. Fakat bahsettiğimiz çocuk henüz 5 yaşında ve anne sevgisine muhtaç bir çocuk. Anne baba sevgisine de muhtaç bir çocuk. Fakat burada anne çok çalışıyor. Çocuğuyla ilgilenemiyor gibi bir savunmayı ben bir uzman olarak kabul etmiyorum. Çocukla her şekilde ilgilenebilir bir anne. Bunun için biz hep söylüyoruz ya, kaliteli zaman geçirmek. Evet. Bakın, ben de çocuğumun yanında değilim, buradayım. Ece Hanım da burada, Fatih Bey de burada. Dolayısıyla bizler de aslında çocuklarımızla 24 saat beraber değiliz. Ama beraber olduğumuz anlarda o çocukların gözlerinin içine bakmak, onlara dokunmak, kucaklamak, öpmek, beraber olmak zorundayız. Dolayısıyla ben çalışıyorum deyip anne, sorumluluğu anneanneye atmak gibi bir lüksümüz yok. Yani kendimizi eleştirelim. Deminden beri söylüyoruz. Evet, doğru. Çok güzel söylüyorsun. Dolayısıyla anne öncelikle, hani şimdi siz diyorsunuz ya baba hiç ilgilenmiyor. Ama çok güzel söylediniz. Anne de çok çalışıyor. Dolayısıyla biz bundan ne anlıyoruz? Anne de ilgilenmiyor. Şimdi anne ve babanın hem ayrı olduğu, yani çocuğa bir aile bütünlüğü sağlayamadığı bir ortamda
5 yaşında bir çocuktan ne tür bir sorumluluk bekleyebiliriz ki biz? Dolayısıyla 5 yaşındaki çocuk zaten yaşı itibariyle hırçın olur, öfkeli olur, çatışmacı olur, söz dinlemez, yemek yemez, her şeye aykırıdır. Çünkü kendi kimliğini oluşturuyor. Ve bu çocuğun mutlak ve mutlak okul öncesi bir eğitim kurumuna gidiyor olması lazım. Çünkü arkadaşları sosyalleşmesi için. Biz boşanmış ailelerde anne ve babanın boşanmış olmasından korkmayız. İşte bu annenin ve babanın çocuğun hayatında olmamasından korkarız. Hmm. Çünkü eşler birbiriyle olan ilişkilerinden ayrılıyorlar. Çocukla olan çocuğun üzerindeki ebeveynlik haklarından ayrılmıyorlar. Bir dipnot, belki uzun oldu anlattım hocam, ama yok, çok güzel bu önemli bir şey. Şimdi ailelerde eşler, demin siz buna değindiniz ve güzel söylediniz. Aileler yaşadıkları sıkıntıları çocuklardan saklıyorlar. Hem ekonomik güç olarak hem de işte bir çatışma varsa. Biz bütün ayrıntıyı bilmesinler ama ortamda bir gerginlik varsa bu çocuk bunu bilecek. Yani arkadaşında görür, aman hırsız olmasın deyip ben bütçemi zorlayıp çocuğuma bisiklet alamam, almamalıyım. Arkadaşında görebilir, evet. Ama ben de pek çok şey görüyorum arkadaşımda. Şimdi bütçemi zorlayıp oralara ulaşıyor muyum? Ulaşmıyorum. Dolayısıyla bu isteklerini ertelemek, beklemek ya da bir kanaat etmek, demin söyledi Fatih Hocam da, bu duyguları da vermek çocuğa. Mutsuz bir evlilikse biz babanla anlaşamıyoruz ya da annenle aramız kötü olabilir ama bu sana olan sevgimizi de değiştirmeyecek. O benim babanla olan ilişkim demek ve çocuğa bir bilgi vermek ama sonrasında anne ve baba olarak üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Şimdi anneannenin durumunda babanın olmaması için söylüyorum. Çocuğa baba ile ilgili lütfen onun yanında olumsuz hiçbir şey söylemeyin. Bu anne ile babanın ayarlaması gereken bir ilişki. Baba yoksa ve çocuk babayı soruyorsa söyleyeceğimiz şey çok basit. Hayatım ben de bilmiyorum. Babanın nerede olduğunu bilmiyorum. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yani işte vesaire. Asla onun adına yalan söylemiyoruz. Mi? Olmayan bir baba profili çizmiyoruz. Hmm. Babayı şefkat böceği haline getirmiyoruz ya da anneyi. Çünkü çocuk bir araya geldiğinde doğrudan babaya sormalıdır. Baba beni niye aramıyorsun? Niye gelmiyorsun? Ben seni özlüyorum ve buna baba cevap vermelidir. Çünkü olmayan bir tablo çizdiğimizde varsayalım çok ilgili bir baba. Çocuk ilerleyen yaşta babayla karşılaştığında görecek ve öyle bir baba olmadığını anlayacak. Dönecek anneye kızacak. Ya da çok kötü bir baba tablosu çizdiğimizde aslında babanın öyle olmadığını anladığında sen benim babamla ilişkimi bozdun diyecek anneye kızacak. O yüzden hiçbir şey söylememek. Lütfen olanı çarpıtmıyoruz, abartmıyoruz. Olumsuz da göstermeden. Olumsuz da işte onu diyorum. Olumsuz da göstermeyeceğiz. Çünkü söylemiyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Bakın, hiçbir olumsuz cümle kullanmıyoruz. Çok basit bir şey. Biz Bergama'ya gittiğimizde bir kadın geldi bana, hanımefendi dedi ki 12-14 yaşında iki tane çocuğum var, erkek çocuğum. Hocam dedi, çocuklar babalarının soyadını taşımak istemiyorlar. Hmm. Bakın çok ilginç. İlişkileri öyle bir hakları nasıl, yoktur aslında. Hayır, ayrı bir şey. Bakın şimdi mi? İsteğe bakın. İlişkileri nasıl, iletişimleri çok yüksek. Hayır, sizin az önce onu destekleyeceğim şimdi. Dedim ki lütfen babayı ya da ailesinden birine. Kötülemek kadar. Kötülediğiniz yerde lütfen tekrar övünüz. Çünkü muhtemelen amcayı birilerini kötülediniz ki o soy isim ona battı çocuğa. Rahatsız etti. Değil mi? O soy isimle yaşamak. Ya. Bakın nereden bir annenin yaptığı. Tabii, tabii. Ne büyük ağır bir sorumluluk çocuklara. İletişim işte burada püf noktası burada yatıyor. Lütfen çocuklarınızın yanında ayrı olabilirsiniz. İyi bir eş olamayabilirsiniz ama iyi anne baba olmak zorundasınız. Evet. Aynen bunu, öyle. Bunu kabullenin. Eğer kabullenmiyorsanız da efendim evleniriz, yapamazsak boşanırız vesaire gibi şey, o çocuklara hayır, bu dünya omuzuna koymayın. Hayır, çocuktan ne tür bir sorumluluk bekliyoruz ayrıca? Kesinlikle. Çocuğa bunu anlatarak yani babayı kötüleyerek, anneyi kötüleyerek ne bekliyoruz? Evet. Bize daha düşkün olmasını mı bekliyoruz? Tam aksi de olabilir. Hatta kalkan babayı yapıyoruz. Babayı kötülersen babaya kaçabilir. Tabii tersi dönüyor. Tabii tersi döner. Tabii ve aslında anne babanın... O yüzden hiçbir şey söylememekte yarar var. Tabii ben şöyle bir şeye tanık oldum Ece Hanım. Buyurun. Yıllar sonra... tek büyümüş bir çocuğu annesi benim yanımda yargılarken 17 yaşında bir genç kızı işte sen nasıl yanlış davran, nasıl öyle yaparsın, nasıl böyle yaparsın falan döndü ve kız çok güzel bir şey söyledi, dedi ki senin dedi bana şu an akıl verme hakkın yok, eğer dedi siz her şeyi çok iyi biliyorduysanız doğru beni dedi sağlıklı anneli babalı bir evde büyütmeyi de başarsaydınız o zaman dedi. Dedim ki benim söyleyecek bir şeyim noktayı yok. Noktayı koymuş. Peki. Onun için herkes kendisini önce bir sorgulamalı. Bir telefonumuz var, Fatih Hocam sorunuz var, size soru var galiba. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk. Merhaba. Benim Fatih Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun hemen alalım. Bu arada sizi sürekli izliyorum. Çok güzel bir programınız var. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Fikir Ailesi olarak. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir sorum vardı benim. Ben 3 yıllık evliyim. 23 yaşındayım. Eşim 29 yaşında.
Eşim çalışmayı sevmiyor. Hiçbir şekilde çalışmayı sevmiyor. Bir işe girdiğinde en fazla 6 ay sürekli olarak çalışabiliyor. Sürekli çalışmayı sevmiyor ve arada bir dinlenmek mi istiyor böyle? İstirahat mı edeyim diyor? Arada bir sürekli dinlenmeyi istiyor. Sürekli bir bahaneler. Ve bu şöyle bir şey. Evlendikten sonra oluşan bir problem değil. Evlenmeden önce de böyleymiş. Peki siz çalışıyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ona rağmen evlendim. Bana hiçbir şekilde bu konuda bahsetmedi. Hani ben kaçarak evlendim. Annesi beni uyarmaya çalışmış fakat önüne geçti, engellemiş. Ben evlendikten sonra bunu fark ettim. Şu anda 3 yıllık evliyim ve çocuk yapmaya korkuyorum. Siz evli misiniz? Bu arada siz çalışıyor musunuz? Ben çalışmıyorum. Ben MGS hastasıyım. Çocukluktan gelen bir rahatsızlığım var. Geçmiş olsun. Bu arada Fatih Hocam son dakikalarımız küçük bir toparlarsak tabii, cevap verirsek evet. Buyurun. Hanımefendi. Biz aslında kusurların bazen yakalarız evlilik öncesi ama bu yakaladığımız kusurları da deriz ki ya bu herhalde yanılıyorum ben, hata yapıyorum, belki öyle değildir deriz ve öteleriz. Eğer çalışmayı sevmiyorsa gerçekten bu onun gerçekten bir doktora gidip evet. Müracaat edip ben böyle bir problemim var demesi gereken bir durum. Şu an bizim söyleyeceğimiz ona genellikle bir ilaç yetişkin yok. Hiperaktivitelerinde görürüz. Tabii. Yani onu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka çünkü onun özel nedenleri de olabilir. Hı-hı. Muhtemelen testlerden geçirilecektir. Ve bu testlerden geçip bir doktora müracaat etmesi gerekiyor. Hanımefendinin de ona sürekli çalış baskısını ön plana koymaması gerekiyor. Peki. Çünkü mecbur evi geçindirecek bir şekilde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür. Sizinle birlikte mutfağa tamam. Gidiyoruz. Sizi bırakmıyorum bu sefer. Evet, son bakalım yemeklerimizin, tatlımızın son durumu tuşta. Ne oldu? Bu arada hediye telefonu da alalım. Alo, hoş geldiniz. Alo, Ece Hanım merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Ece Hanım. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yalova'ya şimdi mutfak önümüz gidecek evet. Galiba. Kelimeleri evet. Aldınız, harfleri. Nedir mükemmel kelimeler? Evet, aile saadeti. Aile saadeti. Bravo Doğu Yanık. Ve hediyemizi yolluyoruz Yalova'ya. Sevgiler yolluyoruz size. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ve şimdi yemeklerimize bakalım son neler evet. Olmuş. Şerbetimiz. Şerbetimiz var. Şerbetimiz de hazır. Ekşilik ama süpersiniz ya. Hani sabah inan gördün mü? Yarın saat. İnandım şimdi evet. Sabah yaptığınızı. Nurettin Usta'm kepçemiz. Tamam küçük şöyle bir, yapalım. Küçük bir anlatalım neydi bu? Gösterin şunu anlatalım Usta'm. Belluriye tatlımı kadayıfımız. Evet. Belluriye. Belluriye. Evet yani diğer adıyla Bellur. Bellur. Evet. Evet. Şimdi şerbetimizi verdik mi? Bunun çok şerbetimiz biraz soğuk olursa daha güzel olur. Hamurlaşma yapmaz. Şöyle. Şerbetimizi de koyduk. Tatlımız evet. Budur. Yemeklerimiz budur. Evet, çok şöyle. Da keyifli geçti program. Çok teşekkür evet. Ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Keşke süremiz daha fazla evet. Uzun olsa da şöyle. Her şeyi konuşabilsek ama bize ayrılan süre bu kadar. Yarın evet. Aynı saatte TRT1 ekranlarında canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yaz geliyor, kilo verme telaşı başlıyor. Tıbbi ve aromatik bitki uzmanı Ayhan Ercan'dan metabolizmanızı hızlandırıp kilo vermenizi sağlayacak bitkisel karışımlar iyi fikirde. Çocuklarımızın yanlış davranışlarını hangi yöntemle düzeltebiliriz? Aileler şiddet eğilimi olan çocuklara nasıl yaklaşmalı? Çocuk psikolojisiyle ilgili bütün sorularınızı Pedagog Gözde Erdoğan iyi fikirde yanıtlıyor.